Sağ olun, sağ olun. Bakalım. Sen arkadan şarkıyı söyleyerek çıkacaktın, sonra ne oldu? İçeriden okuyarak çıkacaktın demek istiyor. Evet, içeriden okuyarak çıkacaktım. Birden dalgınlığıma geldi. Hava yatacakken ama patladı. Evet. O, birden evet. O Efe'yi yapayım dedin. Evet. Olmadı. Mezur başında da giremedin. Evet. Arkadan söylerken ne dedikoduya mı daldın da şarkı kaçtı? Hayır. Birden daldım, bilmiyorum. Nereye daldı? Bilemedim o anda. Denize. Niye gravatını çıkarttın attın? Öyle bir şey yapmak istedi canım. Yaptım valla. Teşekkür ederim, sağ olasın. Nereye attı kravatı? Ben ama niye gördüm? Ama o kravat öyle çıkartılmaz. Evet. O kravatı çıkartmanın bir efesi vardır. Başkası o sahnede o kravatı çıkartır, burası böyle ayağa kalkar. Mesela siz. Yok. Hayır. Her hafta uğraşamam onu seninle ben. Onu doğru söylüyor. O kravat çıkarılıp oraya atılmaz. Sahneye fırlatılır o. Sen ya da seyirciye atılır. Seyirciye doğru ya da o bir efedir. O efeliği yapıyorsan Utku bunu tam... Utku nereye fırlattı, ben görmedim içeride. Hayır, yere... İsmail'e doğru. İsmail'e attı. Stüdyo şefine. İsmail, Hasan Hüseyin değil. Onun hakkı burası ya da onlara doğrudur. Yani de, yüreğimi size atıyorum. Birden saygısızlık yaparım diye düşündüm. Nasıl? Ama... bir de öyle bir çıkardık. Birdenbire evet. Sandım ki ben boğuldum filan. Elim ayağım dolandı. Aa, evet. Şey diyor, birbirimize gireriz diye atmadı diyor. Teşekkür ederim, kurtardınız. Aynı hanımefendi Özcan Deniz'e de büyük şeylerde bulunmuştu. Hanımefendi, siz de bir karar verin. Özcan Deniz mi, Utku mu? Her önünüze gelen yerde duruyorsunuz. Benim için. Ama. Esas sizin için. Biraz sonra Orhan Bey. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Yani neymiş, sahnede kravat İsmail'in üzerine atılmaz. Evet, öğrenmiş olduk. Evet. Seyircilere doğru atacaksın, daha yavaş çıkartacaksın. Ya bir devam de canım, hani çıkartacağını anlayacağız. Bir seyredeceğiz nasıl çıkartıyor. Hafif hafif, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Yani onu bir çeşit dalgalana dalgalana. Yani. Bir nevi. Bir çeşit ki belli striptiz olsun, yani bir şey yaptığın böyle. Bir anda Aran, böyle böyle. Pardon, olmaz. Sözünüzü kestim. Aranameyi tek geçtiğiniz için birden aceleyle. Şimdi aranameyi... Birinci seferinde girmediniz eseri. Döndü, tekrar döndü. Girecektiniz. Giremediniz orada. Gelirken. Evet, gelirken. Evet. Giremediniz. Sonra efendim ikinci dönüşte bir orada bir şey, bir enayilik oldu. Zaten siz biliyorsunuz onu. Efendim başka ne oldu? Ne oldu? Finalde final de. Final. Nefes. Bak. Terbiyesiz. Eşek. Nasıl duyuyor tabii. Efendim bir de Orhan Bey'e dedim ki zaten dört ses aşağı okuyor. Şimdi bunu. Muhayyer Kürdi'yi. Dört ses aşağı okuyor. Orada da yine kaç? Bir ses okudum ben. Bir mi okuyor? Bir ses. Sordum dört dedi de. Siz niye de bana dört dediniz? Dört mü bir mi? Her şeye kafa sallıyorsun. Dört dese kafa sallıyorsun. Ben size sordum birmiş. Dört ses dediniz bana. Efendim? Bir ses aşağı. Bir sesmiş. Bir sesmiş. Ben demin sordum. Dört dediler. O de nereden çaldığını bilmiyor demek ki, olabilir. Karıştı dedi. Kaç ses okuyor? Dört mü dedim? Evet dedi. Ben size sordum. Bak böyle yaptım. Dört... Anlayamadınız peki. Şimdi ben de ona istinaden dört okuyor dedim. Dediniz. Şimdi bir okuyormuş. Evet. Biraz tabii diklerde şey oldu. Yani zorlandı. Neden zorlandın? Bilemiyorum valla. Zorlandım, evet, gerçekten zorlandım. Ses aralığı bu kadar. Peki devam ses edebilir miyiz? Aralığı itibariyle. Bu kadar demek. Ses aralığı itibariyle orada bir... O belli oluyor yani. Çünkü onun o yumuşaklığı, sadeliği falanı falanı. Ama dike çıktığı vakit o Efe biraz zorlandı orada. Ama tertemizdi tabii. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Orhan Bey, sizden de alabilir miyim? Bülent Hanım'ın söylediklerini aynen biz de izledik. Ama tabii Utku her zaman çok iyi yorumlar çıkaran
ve Türk sanat müziğine daha dönük olan, misyonu o olan bir yapıya sahip, yoruma sahip. Girerken kendisi de söyledi, o anda daldım dedi. Olabiliyor böyle şeyler. Ve, çok da sıcak stüdyo, bir de birazcık doğru, var. Evet. Doğru. İkinci eserde Onur Şenli İsmet Nedim'in eserinde. Dön bakayım şöyle. Şöyle bir alsana. İkinci abi. Eserde birinci kublesinde zorlandı fakat ikinci kublenin... Özür dilerim Orhan Bey. Peçeteler yapıştı. Evet. Şöyle elinde şöyle bir terini al. Evet, pardon. İkinci kublenin üst notlarında zorlanmadı. Birinci de zorlandı. Orada İkinci zorlanmadı. Neticede evet. Gayet güzel, doğru okudu. Sağ olun. İyi Orhan bir yorum Bey. Yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım. Aynen katılıyorum efendim. Peki. Aynen katıldınız. Katıldım. Çok güzel. O zaman puanları da alalım lütfen. Katıldığım için. Evet. Madem katıldınız bir de puan verin diyorsunuz. Neden o zaman olmaz? Şöyle verin. 9 verdi Ebru Gündeş. Hala bol peçete var yüzünde. Bu sefer 10 değil. 9 verdi Ebru Gündeş. Bakalım diğer jüri üyelerimiz ne verecek? Sana şunu vereyim. Ne alacağız? Yani o diklerde zorlandığı için. Evet. Ne bileyim ben. Nesi ona? Şarkıyı unuttu. Şarkıya giremedi. 10-10. Ne o? İyi öyle artık. 10 olmaz. Öyle 10 olmaz. Ben onun... Son kaç olur Bülent Hanım? Yani o şarkıyı da unuttu. 8 vereyim ben. Kurtarmaz. 9 mu? 9 olmaz. Ben karışmam. 8 Bülent Ersoy'dan. Ben 9 diyorum. 9 Orhan Gencebay'dan. 7. 7 de Armağan Çağlayan'dan. Teşekkür ederim. Bakalım toplam kaç puan oldu? Sen bu arada aday numaranı hatırlat. Aday numaram 109. 109 Utku'nun aday numarası. Toplam 33 puan aldı. Eğer güle güle Utku gitti bile. Eğer Utku'ya oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 109 yazıyorsunuz. 30.04'e gönderiyorsunuz. Son olarak ben müjdeli bir haber aldım. Onu da size söylemek istiyorum. O doyamadığımız Orhan Gencebay'ın film müzikleri CD halinde zannediyorum bu hafta çıkıyormuş değil mi Orhan Bey? Böyle bir haber geldi bana. Bir doğrulatmak evet, istedim size. Evet, benim yıllardan beri yapmış olduğum filmlerimin evet. müzikleri ki benim yaptığım film adedi 36 civarında o kadar vakit bulabildim. Özgün müzikleri hatta bazı bestelerimin orijinal ilk halleri önümüzdeki zamanda, önümüzdeki hafta çıkaracağımız bir albümde toplandı. İki CD'de. Harika. Tüm müzikler değil ama en azından 7-8 tane filmimin müziği var. Ve bazı şarkılarımın da ilk halleri var. Orijinal kayıtları. Yani 30 küsür yıldan beri olan bir birikim bu. Muhteşem. Böyle bir çalışmayı daha evvel yapmalıydık fakat şu anda kısmet oldu. Ve önümüzdeki hafta Perşembe, Cuma... Çıkacak inşallah. İnşallah. Bir dahaki pazar günü söylerim tam çıkıp çıkmadığını inşallah. Ben bir dahaki pazar söylerim. Hayırlı olsun. Gönül dostlarına duyurmak istedik. Çünkü bizi seven gönül dostları bunları çok yakından takip ediyor. Evet. Onlara bir haber olarak vermek gerçekten iyi oldu. Gerçekten çok güzel bir haber. Teşekkür hayırlı ederim. Olsun inşallah. Bu güzel haberden sonra reklamlar diyoruz. Reklamlardan sonra Ayşen geliyor. Açık oluyor. Hadi güle güle. Kopsaralı Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Az sonra Ayşen